Dünyası'na hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün iç pazarda %10 daralma göstermesine karşın bu açığı ihracatla kapayan ve üretimde de 2008 yılından bu yana tarihinin en yüksek rakamına ulaşan ihracat şampiyonu bir sektörü, otomotiv sektörünü konuşacağız. Stüdyomuzda değerli bir konuklarımızı ağırlıyoruz. OYDER Başkanı Ziya Akgülen, Nissan Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Anaç ve Taysat Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Diyoruz ihracat şampiyonu, ihracatın direksiyonunda otomotiv sektörü var. O zaman hemen biraz vites yükseltelim ve hızlı bir başlangıç bakı yapalım. Bu yılı soracağım ama öncesinde bu yılı iyi analiz edebilmek açısından bir geçtiğimiz yılın üzerinden bir hızlıca geçelim. Ne dersiniz Ziya Bey? İç pazarda %10'luk bir daralma oldu. Bir nazar değdi galiba otomotiv sektörüne. Ne oldu da böyle iç pazarda bir gerileme kaydoldu? Aslında 2014 senesinin başlangıcı ÖTV artışı. Kurlardaki artış, BDDK'daki düzenlemelerle beraber ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikasıyla beraber %25 hatta dönem dönem %28'e kadar çıkan bir inişle başladı. İlk çeyrek %25 daralma, ikinci çeyrek %25 daralma, üçüncü çeyrekteki yine 8.8'lik daralmayı, son çeyrekteki %10'luk düzeltme biraz düzeltti ve en sonda da toplamda %10'luk bir daralma oldu. Ama ilk 6 aya baktığımız zaman sonda gelinen netice kötünün olabilecek en iyisi gibi oldu. Aslında yılın ilk iki çeyreğinde kayıplar çok daha yüksekti. Yıl sonuna doğru sektör hemen toparlanmaya başladı ve bu kayıpları telafiye geçti diyorsunuz değil mi? %25'lik daralmalar vardı ilk ve ikinci çeyrekte. Bu tabii sektördeki biraz önce de bahsettiğim kurlardaki artış, faiz oranlarına yansıması, ani gelen ÖTV, bunların hepsinin olumsuz etkisini ilk üç çeyrekte son derece ağır bir şekilde hissettik. Ama son çeyrekte sektör toparlanmaya başladı. %10'luk daralma senenin başlangıcına göre yine de en azından böylesine 4-5 koldan farklı uygulamaların geldiği, sistemin zorlandığı bir noktada bile alt satış direnç noktasının gelebileceği yerleri göstermesi açısından bizler açısından sevindirici olmuş oldu son nokta. İbrahim Bey, özellikle sektördeki düzenlemeler, vergi oynamaları çok etkiliyor değil mi kuşkusuz iç pazarı? Evet. Biz oldukça ağır vergilendirilen bir sektörüz. Bu anlamda da herhalde yine ilk sıralara giriyoruz vergi yükü açısından. Bugün 1600 cc altındaki bir otomobilin üzerinde yaklaşık %71 vergi var. Dolayısıyla vergi değişiklikleri bizi çok olumsuz etkileyebiliyor. Alp Bey'in bahsettiği gibi geçen sene yılın ilk günü %5'lik bir artışla uyandık. Ve bunun BDDK'nın yapmış olduğu düzenlemelerle beraber sektör iyice yavaşladı. Alp Bey'in söylediği ilave olarak şunu da vurgulamakta fayda var. Aslında hafif ticari araçtaki küçülme bineye göre daha az. Yani %4.4 küçülmüş hafif ticari pazarı. Özellikle K belgesini yapılan iyileştirmeyle beraber Ağustos ayından itibaren hafif ticari araç pazarının hızlandığını ve geçen seneden daha fazla satış yaptığını görüyoruz. İbrahim Bey, hemen bir parantez açalım. İzleyicilerimizin de anlayabilmesi açısından K belgesine bir iyileştirme yapıldı dediniz. Nedir bu? K belgesi araçların ticari yeterliliklerini öngören bir belge. 2100 TL idi bunun bedeli. Bu 800 liraya kadar çekildi. Daha önceden 700 liraydı aslında. 2100 liraya çıkarılmıştı. 800 liraya çekildi. Bununla beraber Ağustos ayının itibaren ticari araç, hafif ticari araç pazarının hızlanarak 2013'e göre daha fazla satış yaptığını görüyoruz. Binek pazarındaki küçülme biraz daha fazla hafif ticari araç pazarına göre yaklaşık %12 gibi küçüldü. Ama burada da sevinici olan şey şu, son çeyrekte binek araç pazarı da 2013'e göre aslında daha iyi. Aralık ayında da yine 2013'e göre daha fazla satış yaptık. Aslında tarihinde rekorunu kırdık. 146 bin adet araç satılmış oldu toplamda. Yani kötü başlayan bir sene aslında oldukça iyi bir şekilde kapandı. Bu da bize 2015 için umut veriyor tabii. 2015'e umutlu girdik diyorsunuz. Evet. Süheyl Bey, siz Türkiye'de taşıt araçları yan sanayini temsil ediyorsunuz. Hemen sektör %10 daraldığı zaman siz nasıl etkilendiniz? Evet. Çünkü gerçekten de en çok etkilenenlerin başında gelen bir sektörde otomotiv sektörü düzenlemelerden. ÖTV olsun, kredi taksitlerinde sınırlandırma olsun, birçok düzenleme geldi. Farklı bir durum var tabii. Biz tedarikçi tarafındayız. Yani üreticiyiz.
Dolayısıyla Türkiye'deki satıştan ziyade toplam üretim ve ihracat rakamları tedarik sanayi açısından etkileyici. Rakamlara baktığımız zaman geçen sene bir artışla, yaklaşık %4'lük bir artışla kapandı üretim. Bir önceki yıla göre 1 milyon 170 bin seviyesinde kapandı. Yani iç pazarda daralmaya karşı üretimde biz artış sağladık değil evet, mi? Evet, orada farklı bir konum var. Çünkü uzunca zamandır bu ders öğrenilmiş vaziyette. Evet. Tedarikçiler ve ana sanayi sadece iç pazarla sürdürülebilir bir büyüme ya da sürdürülebilir bir ekonomi sağlanamayacağını siz çok önceden... Siz yan sanayi olarak düzenlemelere şerbetli izliyorsunuz değil mi bir anlamda Süleyman Bey? Çok doğru, çünkü daha önceki dönemlerde son derece hızlı pazar oynamaları sadece iç pazara dayalı bir üretim felsefesi. Gerçekten önemli sıkıntılar yaratıyordu. Dediğim gibi otomotiv sektöründe üreticiler, yani hem ana sanayi hem tedarik sanayi birlikte bu işi öğrendi. Üretimde rakamlar neyi söylüyor? Şu anda tedarik sanayi açısından baktığımızda 2014'te büyüme yaşandı. İhracatta evet. da büyüme yaşandı. Dolayısıyla daha fazla kapasite kullanır hale geldik. En önemli etkenlerden bir tanesi bu. Tedarik sanayi tarafından yine baktığımızda bizim farklı bir durumumuz var. Çünkü dünya çapında yaklaşık 170 ülkeye ihracatımız var. Tedarikçilerimizin sadece Türkiye'de değil, yurt dışındaki ana sanayilerle ortak çalışmaları var. Dolayısıyla yetkinlik açısından baktığımızda Türk tedarik sanayi çok önemli bir kalite ve yetkinlik seviyesine gelmiş durumda. Hedefimiz Türk pazarının açılmasıdır, yani iç pazarın açılmasıdır. Burada yapılacak olan ortak çalışmaların daha fazla hepimizi sonuca götüreceğini kuşkusuz düşünüyorum. Kuşkusuz 170 ülkeye uzanan yan sanayi bu anlamda ekonomide de önemli yer tutuyor. Peki Ziya Bey, biraz daha otomotivde gidelim istiyormuş. Geçtiğimiz yıl iç pazarda %10 daralma gösterdi ama ihracat direksiyonunda yine şampiyonluk otomotiv sektöründe. İhracat açısından genel bir toparlayacak olursak nasıl bir yıl geçti? İhracatta her zaman olduğu gibi bu senede yine Türk otomotiv endüstrisi toplamda toplam ihracatın içerisindeki birinci sektör olmaya devam etti. Son dönemin rakamları gelmemekle beraber rakamın geldiği nokta olarak 22.780 milyar gibi bir rakamla kapatılacağı düşünülüyor. Çünkü son bilgiler, son veriler bekleniyor. Burada önemli olan şey Türk otomobil ihracatında ciddi bir kabuk değiştirme başladı. Daha önce hafif ticari araç en büyük ihracat kalemimizi oluşturuyorken bu sene itibariyle otomobildeki ihracat artışı hafif ticari araç ihracatından daha fazla bir değer gösterdi. Yapılan yeni yatırımlarla beraber 1 milyon 170 bine çıkan üretim kapasitesi önümüzdeki dönemde 1 milyon 700 bine kadar araç üretimiyle ilgili yatırımlar tamamlanmış vaziyette. Çok kısa süre içerisinde de 2 milyon araç üretimin gerçekleşme alt potansiyeli Türkiye'de hazır durumda. Özellikle otomobil ihracatının artmış olması da Türkiye'yi sadece hafif ticari üreticisi olma pozisyonunda daha farklı bir pozisyona getirdi. Ve bu sene itibariyle de toplamdaki ihracatta, ithalattaki artış %15'ler civarında rakamsal bazda baktığımız zaman. İhracattaki artış da %7'leri bulacak yine adetsel bazda baktığımız zaman. Toplam sayıda toplam üretimin de yaklaşık 800 küsür bin deki bir adetle de binek araç ve hafif ticari arasındaki dengenin iyi kurulmasıyla da biz önümüzdeki senede Türkiye'nin en büyük rekorunun ihracatta gerçekleşeceğine inanıyoruz. Peki İbrahim Bey, hemen ben sizin de yorumunuzu almak istiyorum. 2015'te yeni bir sayfa açtı, beyaz bir sayfa açtı sektör. Peki 2015'ten beklentileriniz ne yönde? Hedefleriniz nedir? Evet. Hem ihracat ayağında hem satışlar hem büyüme anlamında bakacak olursak. Öncelikle ihracatla ilgili bizim ihracatımız %74'ü Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Büyük G5 dediğimiz ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika ilk sırada yer alıyor. Fakat çok sevindirici bir haber. Geçen hafta bildiğim kadarıyla Süheyl Bey daha detaylı bilgi verecektir. Tyson'ın imzaladığı çok önemli bir anlaşma var. Çin'e ihracat yapmak üzere.
ki bence en sevinici haberlerden biri bu. Çünkü Çin global anlamda en hızlı büyüyen pazarlardan biri. Çok agresif davranıyor bu yönde. Çok agresif, evet. Ve birkaç sene içinde de ilk sıraya oturacak gibi görünüyor. Evet. Onu kısaca belirttikten sonra 2015'te her şeyden önce biz her zaman iyimserliğini korumuş olan bir sektörüz. Özellikle 2014'ün son çeyreğindeki hareket bizi 2015 için umutlandırdı. Yaklaşık %5 civarında bir büyüme öngörülüyor otomotiv pazarında. 800 bin adet gibi ortalama bir tahminimiz var. Bu 775 bin ile 825 arasında değişiyor ama ortalama 800 bin gibi bir tahminimiz var. Biraz tabii kurlardaki gerileme, yani Türk lirasının değer kazanması iç pazar açısından, artı bunun yanı sıra tüketici faizlerindeki düşme pazarı olumlu yönde etkileyecek olan faktörler olarak duruyor önümüzde. Peki yan sanayi açısından tablo nasıl bu yıl? Üretim açısından baktığımızda üretimdeki artışın tedarik sanayi tarafından rahatlıkla desteklenebileceğini söyleyebiliriz. Toplam ihracat oranı tedarik sanayinde %40'ları bulmuş durumda. Dolayısıyla kapasitemizin önemli bir kısmını zaten ihracata da ayırıyoruz. Tedarik sanayinin en önemli yaklaşımlarından bir tanesi, ki TYSAT'ın en önemli yaklaşımlarından bir tanesi, AB pazarının dışında diğer pazarlarda aktif olmak. Bunun için üyelerimize, tedarik sanayine yol gösterici olmak. Biraz evvel bahsettikleri gibi Aralık ayı başında Çin'de çok önemli bir anlaşma imzalandı. Bildiğiniz üzere Çin'de sivil toplum kuruluşları yok. Dernekler var. Fakat onlar sivil toplum kuruluşu değil, devlet tarafından kurulmuş dernekler. TYSAT muadili olan bir kurumla bir anlaşma imzalandı. İnşallah. Anlaşmanın biraz içeriğini bize bahsedebilir misiniz? Bu tam bir işbirliği anlaşması. Buradan oraya ve oradan buraya yatırımların teşvik edilmesi. Aynı zamanda TYSAT'tan farklı olarak bu devlet kurumu parça ithalatı da yapıyor. Ve dağıtımı da yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde nasıl bir program izleyeceğimizi beraber, onların Türkiye'ye davet edilerek tedarik sanayinin yeteneklerinin yayında gösterilmesi gibi ortak aktiviteler yapacağız. Aynı zamanda organize sanayi bölgelerinde yatırımlar içinde orada destek olabilecekler Türk tedarikçilere. Çünkü ilk önce ihracat başlamalı, daha sonra ihtiyaca göre sipariş artışına göre Türk tedarikçileri de Çin'de yatırım yapmalı. Zaten 12 tane TYSAT üyesi Çin'de yatırım yapmış durumda. Bu rakamın önümüzdeki dönemde ciddi anlamda çoğalacağını düşünüyoruz. Bu işbirliği daha da arttıracağız, evet, diyorsunuz. Buna ek olarak biz ABD tarafında da önemli bir takım girişimlere başladık. Bu sene birkaç tane heyeti Türkiye'de ağırlayacağız. İnşallah iki pazarda da önemli gelişmeler sağlayacağız. O zaman hayırlı olsun diyelim Ziya Bey. Biraz da pazarlara bakalım. Türk otomotiv ihracat pazarlarına baktığımızda yine öncelikli pazarımız diğer sektörlerde olduğu gibi AB ülkeleri mi görüyoruz? Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinde ihracatımız söz konusu. En fazla yine Almanya başı çeken. Ama Türkiye'nin artık bu konuda çok geniş bir yelpazesi oluşmaya başladı. 150 farklı ülkeye ihracat yapabilecek potansiyele kavuştu. Sektörü tabii komple otomotiv sektörü olarak düşündüğümüz zaman TYSAT'ın yan sanayinin diğer sektörlere katılımıyla beraber 150'ye yakın ülke, özellikle Cumhuriyet'le beraber Türkiye'nin ürün ihracat gamı genişledi. Bu son iki senedir Amerika'ya da çok ciddi ve otomobilde tartışmasız en büyük pazar olarak kabul edilen Amerika'ya da ihracatta ciddi bir artış var. Tabii sevindirici bir şey de Türkiye'deki üretim kapasitesi Avrupa'da şu anda 5. sıraya gelmiş durumda. 1 milyon 170 araçla. Fakat biraz önce de söylediğim gibi bu 1 milyon 700'lük kapasitemiz mevcut. Gerçekleşme 1 milyon 170, 2 milyona çıktığımız anda bir dünya devi kabul ettiğimiz İtalya'dan çok daha fazla üretim yapabilir konumdayız. Fransa'da üretimin düştüğünü görüyoruz. Almanya'da artışın devam ettiğini, İngiltere gibi otomotiv yatırımlarına çok büyük önem veren ülkelerde artışın devam ettiğini görüyoruz. Ama Türkiye bu beşincilik sırasından bir iki kademe daha atlayabilecek yatırımlarını gerçekleştirdi. Şimdi önümüzdeki dönemlerde onun meyvelerini toplamak ve sadece hafif ticari değil, Binek'le beraber de ürün range grubumuzu gayet rekabetçi bir hale getirdiğimize inanıyorum.
potansiyelimiz oldukça yüksek. Türkiye'de yıllık üretim hemen takvimi de ekranlara yansıtıp baktığımız zaman ciddi anlamda bir yükseliş ivmesi kaydettiğini görüyoruz otomotiv evet. sektörünün. 2009'dan 2013 yılına 511 binli rakamlardan 634 binli rakamlara ulaştığını, otomobilde toplam pazarın ise 1 milyon 120 binlerde olduğunu görüyoruz. Peki, 2013 rakamı 2014'te evet. de 1 milyon 170 oldu fakat Hı-hı. üretim kapasitemiz şu anda 1 milyon 700 bin araca üretim yapabilecek kapasite yatırımları yapılmış vaziyette Türkiye'de. Hı-hı. 1 milyon 700 binli rakamları gerçekleştirebiliriz diyorsunuz. Peki bu yılki hedefi gerçekleştirebilecek misiniz? Yani kapasite 1.700 gerçekleşebilecek mi? Şöyle 2015 senesiyle ilgili beklentiye Hı-hı. bakıldığı zaman 885 bin ihracatın 925 bin olacağı tahmin ediliyor. Ve şu anki gidişatta da bu yatırımlarla da 925 binlik ihracatın gerçekleşeceği ve yine önümüzdeki dönemde de otomotiv hem ana sanayi kısmının hem de yan sanayi kısmının toplamda bu sene gerçekleştirdiğinin üzerinde bir ihracatı gerçekleştirip yine birinci İhracatta birinci sektör olacağına inancımız tam. Üretim kısmına biraz daha gitmek istiyorum Ziya Bey. Özellikle geçtiğimiz işte yılın ilk günlerindeki bu ÖTV artışı, ardından BDDK'nın getirdiği kredi düzenlemeleri olsun, kurdaki keza artış sektörü çok etkiledi. Hatta fren etkisi yaptığı yönünde sektörü evet. sizlerin de şikayetleri oluyordu. Yatırım ortamı bakımından baktığımızda gerek yerli gerek yabancı yatırımcılar açısından iklim nasıldı? Şöyle, yatırımcı açısından en önemli şey kriterlerden bir tanesi iç pazar. Türkiye pazarını bir bütün halinde incelediğimiz zaman inanılmaz başarılı bir yatırım gücümüz var. Otomobil ülkesi olduk. Yan sanayimiz güçlendi. İşçilerimizin ve mühendislerimizin ürettiği araçlar dünyada en az geri çağırma oranlarına sahip araçlar. Bu çok önemli bir istatistiki değerdir. Dünyadaki hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar az geri çağırma oranı yoktur Türkiye'de üretilen araçlarda. Bunların hepsi yatırımcı için çok iyi bir iklim oluşturuyor. Ama yatırımcı için iyi iklim oluşturmayan bir handikapımız var ki şükürler olsun bu sene ÖTV artışı pazara direkt bir olumsuz etki yapmadı. Ama her sene vergilerdeki değişiklikler, iç pazardaki stabilitenin olmaması yatırımcı havasını son derece değiştiriyor. Çok basit örnekler vermek gerekirse çevremizde yatırımcıların gidebileceği çok değişik ülkeler var. Bunların içerisinde bir Çin, şu anda 2018 senesi itibariyle Türkiye'de 100 milyona yakın araç üretileceği ve 100 milyona yakın araç satılacağı düşünülüyor. Bunun sadece 30 binini Çin yapacak. Şimdi böylesine Hindistan, Çin, BRIC ülkelerindeki bir potansiyel varken yatırımcının tekrar Türkiye'ye gelmesi ki son senelerde biliyorsunuz olmak üzere yatırım olan yatırımlarımız. Yatırım fikrinden dönen yabancı yatırımcılar evet. oldu. Evet, geçtiğimiz yıl evet. özellikle. Onun en büyük sebebinin Hı-hı. özellikle hafif ticaride evet. Biraz önce İbrahim Bey'in söylediği gibi K1 belgesi, K2 belgesi, SRC belgesi, psikoteknik analizler gibi hafif ticaride Avrupa'nın en büyük üretim hattına sahipken koyduğumuz ilave vergilerle hafif ticari pazarımızı bir anda en az 10-15 puan iç pazarda düşürdük. Şimdi iç pazarınız düştüğü zaman yatırımcı üretiminin bir kısmını muhakkak iç pazara yapmak istiyor. Ben eminim ki Crafter'in yatırımında bile iç pazarımızdaki bu çeşitli dalgalanmanın çok etkisi oldu. Ama K1 belgesindeki indirim iyi bir başlangıçtı. Eminim ki hafif ticari araçtaki düşüş gözlemlendi. Onunla ilgili bir de K2 belgesiyle hafif ticari aracın kiralanmasının önünde bir engel var. Hı hı. Hala ülkemizde hafif ticari aracı kiralama şansınız yok. K2 özmal kavramı nedeniyle. Bu engeller de kalkarsa Türkiye'deki iç pazarın 1,5 milyona doğru yürümeye başladığı durumlarda yatırımın çok geleceğine inanıyorum. Hı hı. Türkiye ile aynı anda başlayan Kore otomobil üretiminde bugün dünyada bir dev haline geldi. Hı hı. Ama Kore'nin iç pazarına dönüp bakarsanız da Kore'nin iç pazarı da 1,5 milyon evet. adet gibi çok yüksek bir ciddi iç pazara bir iç sahip, pazarı. Aynı zamanda da çok yüksek bir ihracata sahip. Bizim tezimiz tek başına eğer iç pazarı güçlendirmezseniz ihracatın hiçbir zaman belli bir çıtanın üzerine Hı-hı. çıkamayacağı yönünde. Ama yatırım çağırmak açısından da çok önemli bir kilit. İç kesinlikle. Pazarın çok kuvvetli olması bu anlamda. Kesinlikle. Ben şunu da sormak istiyorum. Tüm vergileri topladığımızda Türkiye'de vergi yükü ne kadar?
Türkiye'de vergi yükü eğer 2000 cc'nin üzerindeki arabaları düşünürseniz, evet. 2000 cc'nin üzerindeki bir arabaya ham fatura bedelinin üzerinde %145 ÖTV ödüyorsunuz. %145. Evet, daha sonra ÖTV'li bedelin üzerine %18 KDV ödüyorsunuz ve 100 birim olarak başladığınız bir mamul size 300 birime geliyor. 1'e 3 ödüyorsunuz. Eğer 1600 cc yani düşük vergi dilimini alırsanız yine orada da %45 ile başlıyorsunuz. Üzerine giydirilmiş fiyatın %18 KDV ekliyorsunuz. Bunların hepsini topladığınız zaman bize en yakın Macaristan var. Onlar da %28 gibi. Zaten Avrupa'da ÖTV diye bir kavram yok. VAT dedikleri katma değer vergisi. Bizim katma değer vergimiz var. Bize en yakın ülke Macaristan. Onlar %28 toplam alıyor. Biz %45 üzerine %18 koyarak maalesef en yakın Avrupa ülkesine göre çok vergi alıyoruz. Belki ülkenin de vergi ihtiyacını göz önüne aldığımız zaman ona da empati oluşturmamız gerekiyor ama bizim tezimiz bunun üzerinde bir ÖTV artışının sektörü çok olumsuz etkileyeceği yönündeydi. Şükürler olsun ki bu seneyi ÖTV ile 1 Ocak'ta uyanarak karşılamadık. Henüz. Beklentimiz bundan sonra da olmaması. Peki, yönünde. Ben şunu da söyleyeceğim işte biraz bir miktardan vergi yükü üzerinde gitmek istiyorum. Özellikle fiyatlar konusunda da izleyicilerimizin de sorularınız için Twitter adresimiz @BloombergHT diyelim ama şimdi kısa bir araya gidelim. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından otomotiv sektörünün üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Para akılla birleşiyor, yatırımcı para eden bilgiye akıllı parada ulaşıyor. Akıp giden veri otobanında sürükleniyor, yön ve karar vermede zorlanıyorsanız gözlerinizi akıllı paraya çevirin. Açıl Sezen canlı yayında konuklarıyla Amerika'dan gelen makro verilerin yurt içi ve yurt dışı piyasalara etkilerini anında yorumluyor. Bloomberg HT araştırma ekibinin hazırladığı grafiklerle piyasaların fotoğrafını çekiyor. Akıllı para hafta içi her gün